1947 doğumluyum. Kayseri Bünyan Emirören köyünden dünyaya geldim. 12 kardeşin ortancasıyım. 12 kardeşin ortanca. Orada çiftçilik yaparken dedim ben İstanbul'a gideceğim. Babam rahmetli gidemezsin dedi. Ya baba herkes gitti ben niye gidemiyorum dedim. Tamam dedi gidersen de bir daha konuşmam. Evlatlıktan reddeder. Ya baba etme eyleme dedi. Neyse bir gün dedim baba gidiyorum elini öptüm. Hadi dedi helal ediyorum hakkımı. Oradan çıktık yola geldik İstanbul'a. İstanbul'a geldik İstanbul'a A'dan Z'ye hiçbir şey bilmiyorum. Orada çalışacak iş yok. Cebimizdeki para az. Harçlık yok. İnsanlar iş diye canı çıkıyor. Bekar evinde kalıyor oradan sonra gidiyor. Sabah kalkıyorsun iş bulacağım diye. Akşam eve gidiyorsun yatacak yer yok. İş bulduğu zaman seviniyorsun. İşe gidiyorsun çalışıyorsun. İşten çıkardıkları zaman üzülüyorsun. Yani içten çıktım, çıkardılar diye üzülüyorsun yani çalışırken. Bu halde çalıştık, çabaladık, geldik bir yere. Kendimiz iş yapmaya başladık taşeronluk. Rahmetli ağamla ortak işlere başladık, rulo işlerine. Tabii bundan öncesi de var ama hepsini şey yapmaya gerek yok. Rulo işine başladık, çalıştık. Bir arada ondan sonra iş yerini üç kişiyle çalışıyor işte. İşte çalışırken ağam rahmetli de gidiyor. Perşembe pazarında malları götürüyor. Sırtında hambarlarla beraber perşembe pazarını satıyor. Geri gelecek, malzeme gelecek. Telefon yok. Bir şey bildireceğim. Telefon olmadığı için bildiremiyorsun. Onu orada malzemeyi alıyor, getiriyor. Araç yok, gereç yok, minibüslerle ondan sonra birkaç yerde aktarma yapıyor. Sonra bir ara telefon bulduk bir yerde. Telefonu bulduk, dedi ki bir yerde telefon buldum, işi oraya taşıyacağız. Telefon gelmiyor buraya, taşıyamıyoruz. Tuttuk işi, telefonun olduğu yere taşıdık. Orada telefonu bakkaldaydı, sattık bir telefon. Bir ay durduk, dedi ya bu telefon durup duruyor burada dedi boşu boşuna. Bunu dedi, satıyorsan dedi, ben alayım dedi rahmetlik. Telefonu aldı. Bir araba parasına bir telefon aldı. Hakikaten bir öyle yani. Neyse telefonu aldıktan sonra işler yoğunlaştı. Telefon bir şeydir yani. Araçtır, tam araç. Oradan sonra çalıştık. İkçiler çoğaldı, mal yetiştiremiyor. Birisi işte mal istiyor. Ya işte bizim mallar ne zaman gelecek? Vallahi mallara söz veremiyorum, ne zaman çıkarsa o zaman gelecek. Öylesine çalıştı. Bir müddet sonra telefon Penli'ye geldi. Telefon veriyorlar Penlik'ten. Penli'ye yazılmıştı rahmetli abi. Penli'ye geldi, telefonu çektirdi oraya, işi de oraya taşıdık bu sefer. Telefonu olduğu yere de açıyorsun. Telefonu oraya da açıyorsun. Oradan sonra da bir müddet çalıştıktan sonra işler büyüdü. Büyüdükten sonra işte biraderleri de yanımıza aldık. Ortak çalışıyoruz hep beraber. Bir müddet sonra işler büyüyünce bir ayrılma durumu oldu. Birbirimizden ayrıldık. Çocuklar yetişti, büyüdü. İşte ayrıldık, birbirimizden ayrıldık. Şirketler büyüdü. Şirketler şimdiki duruma geldi. Şimdiki durumda da sağ olsun çocuklar idare ediyorlar. Ben de işçilerle çalışmayı çok seviyordum. Bunlar dedi ki, ya baba ya gel, yeter artık çalıştı. Beni oradan kopardılar ama halen kafam işçilerin çalıştığı şeyde. Sen dediler çalışma. Niye? Ya olmuyor baba ya, sen burada çalışıyorsun aşağıda, biz işte şu oluyor. Ya ayıp değil ki çalışmak, hoşuma gidiyor. Beni zorundan çalıştıran yok dedim ya. Çalıştık, bir araya bir şeye geldik, bir duruma geldik. Şimdi de işte çocuklara bıraktık, Allah razı olsun.
Çocuklar işi iyi öğretiyorlar, sağ selamet. Çocukların çok düzgün insanlar, benden de biraz daha düzgün yani. Onları imtihan ediyorum, işte şöyle olsun, böyle olsun diyorum, baba günah diyorlar ya. Öyle şey olur mu? Ondan dolayı çok mutluyum. Bir müddet sonra işler yoğunlaştı. Ben de elimi çektim. Hanımla şimdi beraber emekli olarak geziyoruz. Başka yapacağımızda bir şey kalmadı yani. Allah razı olsun herkesten. Herkese de Allah mutluluk versin. Her şeyin hayırlısı önemli yani. Ne istersen iste, Allah'tan hayırlısını iste. Yani bir ikincisi en hoşuma gitmeyen şey bu yaşa kadar yalan. Yalan söylemek benim hiç hoşuma gitmez. Kimsenin de hoşuna gitmez yani. Yani Cenab-ı Allah yalanı hiç bize kimseye tavsiye etmemiştir. Doğru ol, doğru öl. Bir de şunu söyleyeyim. Ya ben yaptım da ya bu işleri ben şey yaptım diyen yanlış söyler. Biz yaptık. Allah yardım etti. Biz de işte bir yere getirdi bizi. Ya bizden daha çok iyi bilen profesörler var. Onlar da biliyor ama Allah, Cenab-ı Allah onu orada şey yapmış, bize de vermiş. Biz de bunun kıymetini biliyoruz, kıymetini değerlendirdik. İnsanlara da yardımcı olduk. Hak, adalet, hukuk, bunları gözetledik. Bu duruma geldik yani, başka bir şey olamaz. Her şeyden de nasibimizi aldık yani. İyilik, kötülük, bunların hepsini görmüşüz yani. İnsanlar iyi olur, kötü oluyor ama bazı insanlar da insanları mutlu ediyor. Bazıları da huzursuz ediyor. Allah huzursuz edenlerden eylemesin. Talep oldu, biz de çalıştık. İşte müşterilere hizmet ettik. Müşteriler malımız niye gelmiyor dedi. Ya yetiştireceğiz işte, ya çalışıyoruz. Söz veremem. Hep böyle konuştum yani. Hakikaten vermedim kimseye. Söz verdim mi uyumuyordum sabaha kadar. Kesinlikle uyumuyordum ha. O sözü yerim. Benim şimdiye kadar 70 yaşındayım. Verdiğim sözü hiçbirini yerine getiremediğim yok yani. Kesin yani. Bunu Allah da biliyor, ben de. Yani birine bir söz verdim. Kaza yaptım. Adama yani randevu verdim. Yetişeceğim diye kaza yaptım. Ölümden döndüm yani. Yani ben sözüm çok geçerlidir. Allah'a şükür. Çok muazzam işler yaptık. İşe başladık, hala mal yetiştiremiyor yani. Neden yani? Malın arkasında duruyoruz, kaliteli mal yapıyoruz. Ben boyacı olduğum için kesinlikle şöyle bakı bakmaz hata görüyorum yani, uzaktan görüyorum ben. Çok çok şeyler oldu ama hepsini anlatsam, sen bir sene anlatsam yine bitmez yani. Bizim yaptığımız işler, çalıştık, çabaladık. Aç kaldık, susuz kaldık. Yani öyle kolay değil İstanbul'da. 13 yaşında geleceksin İstanbul'da. Şimdiki gibi değil ki yani. Şimdi iş var, adam iş beğenmiyor. Şimdi o zaman iş buldu mu, sanki şey oluyor yani, bayram yapıyorsun, düğün yapıyorsun. İşi buluyorsun, çalışıyorsun, tamam mı? Çalıştığın zaman iş buldum diye seviniyorsun. Bir hafta sonra çalışıyor, adam diyor ki ya iş bitti diyor. Sen şu yevmiyeni al da, o zaman günlük veriyorlardı, haftalık. Yövmeyi al da diyor, tamam ya da iş buraya kadar. İş elbise koltuğunu kastiye sarıyorsun. İş elbisesini sararken ağlıyorsun yani. Bak samimi bunu söyleyeyim yani. İş buldum diye seviniyorsun. İşten çıktım, ağlıyorsun. Ondan sonra kahveye geliyorsun. İş elbise koltuğunda. Ne oldu ya? İşten mi çıkardılar? Ya iş bitti diyorsun. Çıkardılar demiyorsun. öyle basit değil yani. Hayat öyle kolay şey olmuyor yani. Çalıştın, çabaladın, burada işleri yapıyorsun. Ama ne yaptım ben? Hayatta çalıştığım yerde hiç hile yapmadım. Kaytarmadım. Patron varken fazla çalışıyordum. Payda çektim, patron yokken yarım saat fazla çalışırdım, adam yok diye. Yani bana bıraktı gitti diye yarım saat kesinlikle fazla çalışırdım. Ama Allah onun şeyini karşılığında veriyor yani. Öyle kolay işler değil yani. Ben geldiğimde o zaman Menderes'in idam olduğu zaman ben buradaydım. Yani Menderes'in idam olduğunda ben buradaydım. O gün sabah millet hep böyle yas çekti yani.
Bunu ben gördüm, yaşadım yani. Yani o zaman işte, ben o zaman 13 yaşındaydım. Taksimisi binemiyorduk yani. İşte tramvaya biniyorduk. Tramvayla gidiyor. Tramvay da ucuz yani. Bazıları tramvayın arkasına asılıyor gidiyor. Tramvaya bindin mi sen? Yani o günleri yaşadık ya. Kolay değil yani. İnsan üzmek kadar günah bir şey yok. İnsanı değil, bütün canlıları. Değil mi? Onun için her şey güzel olsun, güzel yaşansın, güzel geçsin. Bir de şükredin, Allah'tan hayırlısını isteyin. İstediğiniz zaman da verin Cenab-ı Allah. Yok mu sana? Hazinesi geniş. Bütün canlıların rızkını veriyor yani. Ailede bir düzen var yani. Bu düzen de maneviyetin düzeni yani. Başka bir şey değil yani. Kesin söylüyorum yani. Maneviyet varsa, şükür varsa huzur var yani. Başka türlü huzur bulmak zor. Allah her şeyi güzel etsin. Ülkeye dillik düzen versin. Kötüleri ıslah etsin. İyileri güçlendirsin. Kötüleri ıslah etsin. Beddua etmeyeceğim. Kötüler kötü olduğu zaman memleketin başına bela olur yani. İyisi dua et, iyi olsun. Ne olur yani. Allah sağlık, afiyet versin. Benden bu kadar.